Merhaba değerli izleyiciler. Bugün İslamiyet-insaniyet ilişkisini kısaca hatırlayalım diye düşündüm. İnsaniyet, bütün insanlarda bulunan ve yaratılıştan gelen özellikler bütün. Bizi kim yaratmışsa o yaratıcının bize bahşettiği, bize lütfettiği, bizim varlığımıza yerleştirdiği özellikler. Merhametli olmak, adaletli olmak, şefkatli olmak, temiz olmak, yardıma muhtaç olanların yardımına koşmak gibi. Bütün bunlar insani özellikler. Doğudaki insanlarda da var, batıdaki insanlarda da var. Dine inanan insanlarda da var, inanmayan insanlarda da var. Neden? Çünkü bunlar yaratılışta var olan, yaratıcının yaratılışımıza yerleştirdiği, bahşettiği özellikler, insani özellikler. Ortak insani değerler diyebiliriz bunlara. İslamiyet de o yaratıcının bize bildirdiği mesajlar. Ama nasıl mesajlar? İnsaniyetimizde yer alan özelliklerin açığa çıkmasına vesile olan mesajlar. Şöyle diyebiliriz. Aslında İslamiyet bizim yaratılışımızda bulunan insani özelliklerimizin gerçekleşmesine dönük yolları, yordamı ortaya koyan ilahi mesajlarla ve peygamberin hayatıyla da bunu somut bir biçimde önümüze koyan ilahi esaslardır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında insaniyet ile İslamiyet arasında doğrudan bir ilişki vardır. İnsani özellikleri bize bahşeden yaratıcıdır. İslamiyet'i din olarak gönderen aynı yaratıcıdır. Ve İslamiyet'in esasları bizim insaniyetimizde bulunan özelliklerin açığa çıkmasının yolu yordamıdır. Öyleyse bir şey ki insaniyetimize aykırıysa aslında İslamiyet aykırıdır. Başka bir şey bir ifadeyle bir husus ki, bir prensip ki, bir konu ki eğer o İslamiyet'te varsa onun özü bizim insaniyetimizde zaten vardır. Çünkü insaniyet ile İslamiyet arasındaki bağlantı birbiriyle kopmaz bir bağlantıdır. Biri diğerinin içinde olan bağlantıdır. Bundan dolayı risalelerde ne denir? İslamiyet, insaniyeti kübradır. Yani İslamiyet en büyük insaniyettir. En büyük insani değerdir. Elbette buradaki insaniyeti hümanizmle de karıştırmamak lazım. Çünkü hümanizmin çok çeşitleri var. Bazı hümanist anlayışlara göre insani değerlerin kaynağı insanın kendisidir, süreçlerde doğadır diye haşa yaklaşımlar var. Bunları ayırmak zorundayız. Ama fıtratımız var ya, bütün insanların yaratılıştan getirdiği özellikler var ya, işte bu insani özellikler yaratıcının bize lütfettiği, bize armağan ettiği özelliklerdir. O yüzden Rahman suresini düzeltiyorum. Rum suresinin 30. ayetinde buyurulur ki, yüzünüzü hanif olarak, o tertemiz, yalın, saf halinizle varlığınızı o Rabbe karşı o hanif olarak böyle bir anlayışa, böyle bir yola doğru tevcih edin. Yaratıcınıza karşı kendinizi yöneltin. Fıtrat Allah. Allah'ın yarattığı fıtrat ki فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا جَمِيعًا. Bütün insanları bütün ne zaman dünyaya gönderilmiş olursa olsun, yer küresinin hangi bölgesine gönderilmiş olursa olsun, bütün insanları o fıtrata sahip kalan Cenab-ı Hak'tır. İşte o fıtri gerçekliğinizi dikkate alarak hatırınıza, yani sizi varlık alemine gönderen Rabbinize karşı yönelin. Bütün varlığınızı ona teveccüh edin. İslam budur. Kur'an'ın mesajı budur. Peygamberin hayatı budur. Bizi fıtri gerçekliğimizle, insani gerçekliğimizle buluşturur, kaynaştırır ve insani özelliklerimizin açığa çıkmasına, gerçekleşmesine, hayata yansımasına, ete kemiğe bürünmesine vesile olur. Mesela bizim insaniyetimizde hangi özellikler var? Birkaç tanesini sayalım.
Haksızlığa karşı olmak var. Adaletli olmak var. Şefkatli olmak var. Merhametli olmak var. İyiliksever olmak var. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşmak var. Bunlar bizim insani özelliklerimiz. Yaratılıştan getirdiğimiz, yaratılışımıza yerleştirilmiş, konmuş olan özelliklerimiz. Peki bu özellikleri bize kim bahşetti? Bizi yaratan, bizi var eden, bu alemi halk eden bize bu özellikleri koydu. Onun için Hicr suresinin 29. ayetini hatırlamak lazım. Orada Cenab-ı Hak Hazreti Adem'den bahsederken buyuruyor ki Hazreti Adem'i ben tesviye ettim. Fiziki varlığını şekle şemale soktum. Ona bir dizayn verdim. Sonra ona Adem'e kendi ruhumdan üfledim buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak kendisinde bulunan özellikleri zilliyet planında bize bahşetti. Öyleyse biz kendi özelliklerimizden yola çıkarak insanı özelliklerimizden Rabbimizi tanımalıyız önce. Madem biz merhametliyiz, o halde bizi yaratan rahmet sahibidir. Madem biz adalet yanlısıyız, öyleyse bizi yaratan adildir dememiz lazım. Madem biz hikmetli, düzenli, planlı iş yapmak istiyoruz, böyle bir özelliğimiz var. Bizi yaratan hakimdir dememiz lazım. Madem biz temiz olmasını, pak olmasını, güzel olmasını isteriz her şeyin, öyleyse bizi yaratan Kuddüs'tür dememiz lazım. Sonra da bizdeki adalet duygusunun, merhamet duygusunun, şefkat duygusunun, iyilik etme duygusunun gerçekleşmesi, açığa çıkması, deşifre olması için çabalamalıyız. İşte İslamiyet budur. Kur'an'ın ana mesajı bunlardır. Peygamberin aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyyesi en genel hatlarıyla bunlardır. Bu temel üzerine oturur. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurmuyor mu? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlara iyilik edendir. Cenab-ı Hak birdir. Bir demek iki re ile iyiliğin kaynağı demek. Bizde de iyilik etme duygusu var. Öyleyse bu duyguyu açığa çıkarmamız lazım. Cenab-ı Hak rahimdir. Biz de merhametli olmalıyız. Bu duygumuzu gerçekleştirme imkanı elde etmeliyiz. Cenab-ı Hak adildir. Bizde adalet duygusu var. O halde biz de adil olmalıyız. Her türlü haksızlığa, yanlışlığa, zulme mukabele etmeliyiz. İşte İslamiyet ile insaniyet arasında böyle kopmaz bir ilişki vardır. Bir şey eğer insaniyete aykırıysa bilelim ki İslamiyet'e aykırıdır. Bir şey İslamiyet'te varsa bilelim ki o insaniyetimizde vardır. İyi insan olmak demek aynı zamanda en geniş haliyle iyi Müslüman olmak demektir. İyi Müslüman olmanın yolu da iyi insan olmaktan geçer. Rabbimiz hepimizin iyi insan olmaya, hakiki Müslüman olmaya, kendisine teslim olanlardan olmaya hayır eylesin.